Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir tweet atmış da konuyla alakalı değil. Fenerbahçe bugün deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Maçın sonunda sahaya taraftar girdi. Trabzonspor taraftarı girdi sahaya. Niye girerler onu da anlamış değilim. Onunla ilgili kimlik belirleme çalışmalarına başlandığına dair bir paylaşım yapmış. Geldi ekrana. Ya böyle şahane bir rejisi olması insanın, şahane bir yönetmeni olması çok güzel bir şey. Teşekkürler Derso. Bu akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir. Ya niye yaparsınız bunu anlamam. Yani Ramazan ayında oynanan bir maç, iftar sonrası Fenerbahçe kazanmış. Sanki Fenerbahçe ilk defa kazanıyor Trabzon'da veya Trabzon yense sanki ilk defa yenecek Fenerbahçe'yi. Zaten ülke böyle karpuz gibi ortadan ikiye ayrılmış durumda. Bir de maçtan sonra sahaya giriyorsunuz. Bir iyice böyle gergin, saçma sapan bir ortam. Yani gerilmiş bir ülke taraftarından seçmenine, değil mi Sayın Turan? Yani... Evet. Baktım da şöyle bir sosyal medya ayağa kalkmış, yani kimsenin Gökhan Zan'ı falan da konuşuyor. Evet, herkes şu anda Trabzon'da yaşananları konuşuyor. Dediğiniz doğru tabii, futbol sadece futbol değildir. Ha, biz ne kadar futbol sadece futbol değildir tabii. Evet, mesela Galatasaray Kulübü Başkanı desteğini açıkladı Sayın Kurum'a. Elbette, elbette. Futbol asla sadece futbol değil. Öyle ama mi? İşte futbol gibi çok popüler bir endüstriyi, çok ciddi bir endüstriyi siyasete de sokar. İşte o gün hakikaten... İşte biz o gün tükeneceğiz diye bir şarkısı var ya Sezen.